Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Beren Ceylan. Bugün Age of History Rusya serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Efendim, birinci bölümden beri verdiğim sözleri artık sonunda tuttuğumu sizlere sevgiyle ve saygıyla ve büyük bir sevinçle duyuruyorum. Rus Çarlığı Devleti artık komünizmin getirdiği o köhnelikten, gelişmemişlikten, ekonomik problemlerden, kültürel sıkıntılardan, düzen sıkıntılarından, her türlü problemlerden arınmış, müreffeh, dünyanın kurtarıcısı, dünyanın en güçlü devleti konumuna ulaşmıştır. Sizleri ve kendimi alkışlıyorum. Bu kadar alkış yeter. Geçtiğimiz bölümde dünyayı pis, ırkçı, faşist şerefsizlerden kurtardık. Niyaziler gittiler, ne yaptılar o Niyaziler? Dünyayı istila etmeye kalktılar. Neymiş? Alman ırkı üstümü ırkmış. Götümle gülerim ben buna. Neymiş? Almanlar Aryan ırkmış. Siz olsa olsa ayran ırk olursunuz kardeşim siz. Yani burada bir üstün ırk varsa o da tabii ki de söylememe gerek yok. İfade burada ediliyor. Neyse. Konumuza gelelim. Şimdi, sizlere verdiğim sözlerin hepsini tuttum sayın halk. Sizler de bunun için videolara beğeniler attınız. Atmaya da devam edeceksiniz. Videoları sonuna kadar izleyeceksiniz bana destek olmak için. Sizleri biliyorum, sizleri seviyorum ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Ancak, çok üzgün olduğum bir konu var. Vatan toprağını satanlar var aranızda. Aranızda vatan toprağını satanlar var. 3 kuruş para için Alaska'yı nasıl satarsınız lan? He? Burası bizim kızıl elmamız değil mi? Burası Rus toprağı değil mi kardeşim? Nasıl satarsınız be? Bizden önceki yönetimler para için toprak satmışlar. Bugün kesinlikle hobilerimden olan Amerika'yı dövme hobisini gerçekleştirmek için değil. Onun için değil. Bugün toprakların satılmayacağını, kanla alınanın ancak kanla verileceğini göstermek için toprağımızı, Alaska'mızı, Kızıl Elma'mızı, kalbimizi kurtaracağız. Ordularımız hazır ve nazır. Birinci ordu komutanlığımıza emir geçildi. Leningrad'dan 17 Temmuz sabahında hemen hızlıca Kamçatka'ya hareket ettiler ve uzun bir seyahatin ardından özgürlüğe, demokrasinin kalbine doğru saplanacaklar. Neden demokrasinin kalbi diyorum? Demokrasinin kalbi aslında biziz ama bu Amerikalılar kendini demokrasinin kalbi olarak görüyorlar. Bakalım o kalbe saplanalım da harbiden onlar mıymış? Görelim bakalım. Evet, ordularımız geldi mi? Kamçatka'ya 26 Eylül 1941'de Devlet-i Aliye-i Rusiye, dünyanın demokrasisi, dünyanın koruyucusu, Niyazi temizleyen, dünyayı ırkçılardan arındıran devlet olan biz ordularımızı gönderdik. Ve 7 Ağustos 1941 tarihinde satılanların ancak kanla bizden alınabileceğini göstereceğiz. Abi, bizim topraklarımızı halka sormadan sattılar. Sattılar. Bunu yaptılar. Ben ne yapayım ya? Ben ne diyebilirim ya? Nasıl bizim vatan toprağını satabilirsiniz ya? O gün tahta ben olsaydım ve bu toprakları ben satsaydım ve halk bana ses çıkarmasaydı, kanla alınan atalarımızın nice uğraşlarla aldığı bu kanla alınan toprakların satıldığını halk göz yumsaydı, çıkardım ve derdim ki sizin gibi halkın Allah belasını versin. Bunu derdim. Gerçekten bunu derdim. Benim satmama rağmen bunu derdim. Halktan bir tepki gelmedi. Ama ben halkım kardeşim. Ben başkan olabilirim. Başkan olduğum kadar da halkım. Bu topraklar Rusya'nındır ve bölünmez Rusya toprakları olarak kalacaklar. Siz kimsiniz lan siz?
Filipin hayırdır oğlum? Hayırdır abi? Ya şurada bak iki güzel konuşma yapıyoruz bak şurada bak. Film sahnesi gibi güzel konuşmalar, duygusal sahneler yaşıyoruz. Vatan toprağa bölünmez. Oğlum, 2 dakika kendine gel ya. Heyecan yapma hemen ya. Hemen onun avradını. Vatan toprağa kanla alınır, kanla verilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an kanla veriyoruz. Şu an aldıklarımızı bakın kanla veriyoruz. Bakın ben dedim, ben ne dedim? Kanla alınır, kanla verilir kardeşim. Bak aa, kanla veriyoruz işte abi. Ama parayla olmaz. Kanla verirse olur. Ona okeyiz, onda bir sıkıntı yok. Doğrusu budur abi. Doğrusu budur. Lan oğlum Filipin, sen o kadar kuvveti nereden buldun ve burada yaşayan hiç kutup ayısı falan da mı yok abi? Orduya birkaç kutup ayısı alalım bari. Bu ne, insan yok burada hiç ya. Şuraya bak. Acilen bir göç. Göç dalgasının gelmesi lazım abi buraya. Böyle olmaz ya. Böyle olmaz. Bu ne ya? Acilen 1. Ordu Komutanlığı'na gelen mektupla birlikte hemen emri yolladık abi onlara. 50 bin kişilik kuvvetin Kamçatka yakınlarına konuşlanmasını ve topraklarımıza, vatan toprağına tecavüz eden düşman Filipinlileri temizlemesine meclisten karar çıkmıştır. Ben kendim ve şahsım meclisteki milletvekilleridir ve bu milletvekiller hemen kararı onayladı. Gördüğünüz gibi çok değerli milletvekillerimiz. Ben kendim ve şahsım gerçekten bu vatanın müdafaası için elimden geleni yapmakta. Çok önemli milletvekilleri arkadaşlarına saygı duyulması gerek. Vatan toprağı için savaşan milletvekilleri bunlar. Ve hemen gördüğünüz gibi hiç beklemeden kararı onayladılar. Tebrik ederim. Burada Amerika'nın bu kadar sessiz durması benim pek hoşuma gitmiyor. Amerika, sen niye sessiz duruyorsun ya? Bizim dostlarımız olan Fransa ve İngiltere'yi de çağırsak mı acaba? Bu arada yorumlara baktım. Fransa ve İngiltere'ye savaş ilan etmemle ilgili bazı istekleri varmış arkadaşlarımızın. Ama yok arkadaşlar, ben Fransa ve İngiltere'ye savaş açmayacağım bu seride. Fransa ve İngiltere'ye müttefik olarak yola çıktık. Bu devletlerle müttefik olarak yola çıktık. Ve müttefik olarak da sürdüreceğiz ve öyle sonlandıracağız. Onlarla birlikte dünyayı tehdit eden Niyazi tehlikesini, Hititler tehlikesini ortadan kaldırdık biliyorsunuz. Ve dostlarımızın yanında olacağız. Onları güçlüyüz diye ezmeye kalkmayacağız. Onlara demokrasiyi öğretmeye çalışacağız. Evet, onlar bizim kadar demokrat değil. Evet, onlar bizim kadar halkını özgürleştirmiyor. Bunlar doğru. Ama öğreteceğiz onlara. Savaş yoluyla değil. Onlara konuşarak, anlatarak tezlerimizi sunacağız onlara. Diyeceğiz ki kardeşim bak bu iş böyle değil. Bak o hareket öyle yapılmaz diyeceğiz. Ve anlaşacağız. Konuşarak anlaşılmayacak hiçbir şey yoktur. Biz insanoğluyuz. İnsanoğlu konuşarak çözer dertlerini. Abi konuşmazsak o zaman bizim kutuptaki ayıdan ne farkımız kalır? Tamam biz aslında kutup ayısıyla akrabayız ama yani olsun, arada bir farkımız da var onlarla yani. O yüzden biz konuşabilen bir ayıyız. Lütfen. Bu arada Sayın Rusya, devlet pardon, Sayın Rusya diyorum, Sayın Amerika. Bence anlaşmamızı yapabiliriz artık. Vatan toprağını bana geri verin. Geri verin kardeşim vatan toprağını ya, Allah Allah. Parası neyse verelim. Parası neyse vereceğiz abi Amerika'ya. Allah'ın işsizi. Allah'ın işsizi. Üşenmedin mi lan? Oğlum harbi üşenmedin mi lan bunu yaparken? Oğlum bak ben evindeyim senin. Evindeyim bak. En sendeyim oğlum. Oğlum bak kafana şaplağı vururum ha. Lan gelsene direkt. Bana saldırsana kardeşim. Bu ne ya, adam gelmiş. Ya savaşmak yerine yaptığı şeye bak ya. Kaçak dövüşüyor kardeşim. Böyle olmaz bu ya. Kaçak dövüşme var abi burada. Şike var ya. Çıksın karşıma adam gibi, gelsin savaşsın benimle. Bu ne abi, kaçak dövüşmek ne ya? Ayıp. Ayıp. Vallahi ayıp, billahi ayıp. Kınıyorum. Vatan toprağını geri alacaktık. Ve karşılığında bunlara acıyı para verecektim. Artık vazgeçtim. Para da vermeyeceğim. Alacağım. Alacağım, para da vermeyeceğim lan. Vermiyorum lan paramızı. Vermiyorum lan. Allah'ın dilencileri. Vermiyorum lan. Dünyanın en müreffeh, en ekonomisi yüksek devleti ben olsam da cimriyim. Vermem. Paramı paylaşmam kimseyle. Vermiyorum. Amerika sen hayırdır ya? Oğlum sen kendini koskoca dünyanın en güçlü devleti Rusya mı sanıyorsun ya? Ya sen kimsin oğlum? Sen sadece bir Amerikasın. Ben ise dünyanın kurtarıcısı, faşistlere diz çöktüren, tüm dünyanın hakimi Rusya'yım. Sen ise
Gözü bu la Melika. Ya ben biraz konuşmayı fazla kaçırıyorum galiba. Amerika kardeşim, seni de seviyoruz. Seni de seviyoruz, merak etme. Seni de seviyoruz. Ama kardeşim, seni de sevsek de topraklarımızı daha çok seviyoruz. Lütfen topraklarımdan defolup gider misin? Defolup git ya. Allah Allah. Beyefendi, istenmiyorsunuz burada. İnsan istenmediği yerde durmaz. Gidin lütfen. Lütfen ya. Ayıp ya. Haneye tecavüz var abi. Bizim topraklarımızda ne geziyorsun sen? Git kardeşim. Ya ben Washington'a gidiyor muyum çay içmeye? Gitmiyorum. Ben sadece kendi topraklarım olan Alaska'yı almak istiyorum abi. Benim diye. Başka bir sebepten dolayı değil. Benim diye. Benim olmasa istemem abi. Sen kendinin olmayanı aldın. Gerçi şimdi sana da hak vermek lazım. Sen parayı verdin, aldın abi. Yöneticilerin, o dönemki yöneticilerin mallığı bu. Seninle bir alakası yok. Allah'a var Amerika, seninle bir alakası yok. O yüzden seni affediyorum. 3 kuruş cebine parayı sıkıştıracağım. Ondan sonra takıl kardeşim sen. Ver abi şu topraklarımı. Defol. Aldık mı tamamını? Şu da var. Abi hazır gelmişken şunları da alıp cebine parası neyse banka hesabına yatırırız abi. Şöyle aldım ben bunları. Tamam. Al kardeşim. 80k yeter herhalde. 80k fazla. 20k adam olana çok bile abi. Al parası neyse verdik. Bunu izleyen arkadaşlarımız aslında benim o toprakları kurtarmak için savaş ilan etmediğimi biliyorlar. Kardeşim bizim bir biliyorsunuz hobimiz. Bir seyrede Amerika'ya savaş açmadan ben dayanamıyorum. Ben Amerika'ya savaş açmadan yaşayamıyorum. Bazı insanların günlük yaptığı aktiviteler vardır. Onu yapmazlarsa çok üzülürler, çok sıkılırlar. Sürekli o aktiviteleri yaparlar. İşte abi bizim de aktivite bu. Biz de bu. Biz Amerika'yı dövmeden duramıyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Rusya devleti olarak bunu yapıyoruz biz. Yapacak bir şey yok. Evet. Seride koyduğumuz hedefleri gerçekleştirdik. İkinci Dünya Savaşı'nı kazandık. Amerika'ya diz çöktürdük. Sınır güzelliğini sağlayacağız. Sınır güzelliği sağlanmalı abi. Şunlara bir hemen arkadaşlarımıza selam verelim. Vasallaştırma taleplerini yolluyorum bu arkadaşlarımıza. Çünkü zaten bu serinin artık final bölümü. Heh, güzel. İngiltere reddetti. Bunların renklerini farklı yapaydınız daha güzel olurdu. Biraz anlaşılabilir. Yapsaydınız daha hoş olabilirdi. Güzel. Yine hemen dostlarımızı da katalım. Ve böylece Rusya devleti olarak dünyanın gerçekten hakim olduğumuzu tüm herkese gösterebiliriz. Zaten Birleşik Krallığı ben vasal yapmak istemiyordum. Kendisi zaten benim müttefiğim biliyorsunuz. Müttefiğim olduğundan dolayı hiç gerek yok abi vasal münasebetlerine. Biz onunla kardeşten halleyeceğiz. Biz onunla iki tane kardeşiz kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Lan pis faşist varmış burada. Lan İtalya'yı da bir dövse miydik ya? İtalya'yı da bir dövesim var ama. Dur bakayım vasallığı kabul edecek mi etmedi. Evet. Şimdi hemen sınır güzelliğinin bir diğer evresine geçiş yapalım. Hemen hızlı bir şekilde bu devletleri de ilhak ettikten sonrasında amaçlarımızı yerine getirmiş bir şekilde bu dünyadan affımızı istiyoruz kardeşim. Biz yapacağımızı yaptık. Biz bu dünya için çok şey yaptık. Hititleri ortadan kaldırdık. Bu dünya için daha ne yapabilirim ki? Yani daha ne yapsın bu adam? Bağımsızlığını aldı alçak. Ulan iki tur dayansaydın lan. Hemen bağımsızlığını aldı. Macar yani. Sen benden nefret mi ediyorsun abi o kadar? Ben sana ne yaptım? Lan iki tur bekleseydin ya. Türkiye'de bir tur daha beklesem o da alacak ha. Vallahi ayıp billahi ayıp. Macar sıkıntı yok. Yeniden vasalım oldu. Abi sınır güzelliği işte budur ya. İşte bu kardeşim. Bu işte sınır güzelliğidir. Şimdi son yapmayı istediğim bir şey var. Şu arkadaşı bir ilhak ettikten sonrasında son yapmak istediğim şeyi yapacağım. Bunu yapacağımdan dolayı Rus halkından özür diliyorum ama ben bunu yapmasam olmaz. Bunu yapayım ben. Evet, Rus devleti gerçekten güzel oldu. Şu an dünyayı istesek fethedebiliriz ultimatomlara göndererek de. Basacağım askerle ama. Bu kadar yeter. Bu arada sınır güzelliği gerçekten iyi oldu ya. Abi şunun bir screenshot'unu alayım mı? Bunun bir screenshot'unu alayım çünkü az sonra yapacağım yüksek ihtimalle anladınız siz. Şuradan bakalım. Bir screenshot alalım. Çünkü bu biraz bize sorun yaratabilecek bir şey. Abi alamadım yalnız.
En azından thumbnail'e ne koyacağımızı bilelim. Heh. Şöyle. Tamam, bunun screenshot'unu aldım. Ve hemen yapıştıralım. Evet. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Hadi bakalım ülkeye ne olacak. Hadi bakalım. Halka saplamacılık başladı. Evet, ilk isyancı çıktı. O, acaba ne isyancısı olacak? İstanbul'u falan da aldı. Abi bunu yapmam gerekiyordu ya. Bunu yapmam gerekiyordu. Bugüne kadar Rus milliyetçiliği yaptık. Yeter. Aa, Türkiye'ye bak. Çakma Osmanlı oldu lan resmen. Yugoslavya'ya bak. Bayağı büyük bir Yugoslavya oldu. Şu da Azerbaycan olursa tadından yenmez. Bir daha da bir Azerbaycan olsun. Bu da büyük bir Azerbaycan. Bakayım ne oldu? İran oldu. Püh. Lan Bakü'yü aldı İran ya. Tüh. Evet arkadaşlar. Bu benim en sevdiğim sekans ya. Bu işte bu. İşte bu kardeşim. Ülkeyi böleceksin ya. Şeye kadar güzel bak. Bunu yapmak güzel. Şimdi birazdan bir isyancı çıkacak. Ama o isyancı bağımsızlık isyancısı değil. Hükümet isyancısı çıkacak. İşte o zamana kadar güzel her şey. Şu olunca bu güzel değil. Bu tüm sınırların ağzına sıçıyor çünkü bu. Bu olana kadar güzel ama bu olmasa daha iyiydi bu. Neyse, bunları daha bir bağımsız yapalım. Şu çünkü görüntüyü bozuyor abi bu. Bakalım başka ne çıkacak. Hemen hızlıca bakalım. Abi doğuda bir isyancı daha çıktı. Oh 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 oh. Bugüne kadar ben geliştirdim. Ben batırırım kardeşim. Sayın yetkili merciler, bunun benimle hiçbir alakası yoktur. Oyunu kınıyorum. Bunun benimle hiçbir alakası yoktur. Kesinlikle sıfır benimle alaka. Hiçbir alakası yok. Oğlum, Almanya'da 3 tane farklı Alman devleti kuruldu. Bu ne? Ya. Ya ben komünizmden sizi arındırmak için elimden geleni yaptım. Gerçekten yine komünist mi oldunuz ya? Kapatıyorum lan videoyu.